Evet Kenan Bey, hoş geldiniz. Bütün şıklığınızla, bütün karizmanızla buradaysınız. Her zamanki gibi. Yine öncüsünüz efendim orada. Arkasınız. Hoş geldiniz. Çok güzel. Herkese sevgiyle selamlıyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. İstanbul için son çağrı. Beren Hanım, Kaan Bey. Neler söyleyeceksiniz? Filmi izledik mi? Beren'le şu an için dünya üzerinde milyonlarca hayranlar. Ama hayranlar. Sosyo-ekonomik, kültürel durumlarının ortak müşterekler buluşturabilecek şahane bir film olduğunu düşünüyorum. Draması, hem komedisi, aşkı, hepimizin ortak lisanı aşk zaten. Bizim de bütün temel odaklandığımız konu zaten hep aşk. Herkesi çok seveceğini düşündüğüm bir şarkı. Şarkı diyorum. Mesleki deformasyon. Mesleki deformasyon. bütün izleyicilere şimdiden iyi eğlenceler. Peki efendim, uzun bir aradan sonra Beren Hanım'la Kıvanç Bey'in bir arada olmasını siz nasıl değerlendirirsiniz? Hayranları çok istiyordu. Gizli gizli birçok oyuncu da aslında fanı bu ikilinin. Siz nasıl yorumlarsınız? Nasıl değerlendirirsiniz? Çağdaş arasında girmiş bir çift benim için. Beren ve Kıvanç. Biz akıllı. Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Tarık Akın. O yüzden o heyecan hepimizde vardı. Uzun metrajlı filmi konuşmasını gerçekten hepimizi mutlu etti. Onların birer hayranı olarak her şeyden önce. Yönetmenimiz Gönenç ve yapımcılar, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Netflix size de gelse Kenan Bey, peki Beren Hanım'la birlikte sizin hikayenizi canlandıracağı bir filmde, bir senaryoda oynamak ister miydiniz? Elim verse bakabiliriz öyle bir şey. Her zaman her şey açığız. Biraz projeci bir insanım diyorlar. Evet. Belki haftanın 5 günü. Biliyor eş burada çalış arkadaşlarımız. 15-20 tane proje konuşuruz. Heyecanlanmaz mısınız ama gelseydi size böyle bir proje? Heyecanlanır. Zaten hani oyunculuk yapmak benim için baştan sona yeni bir heyecan yaratıcı bir şey. Hele bizim kendi hikayemiz olacak olursa çok daha mutlu. Buradan senaryo yapımcılara duyurulur o zaman. Evet, 29 Ekim konser verdiniz. Çok güzel bir konser verdiniz. Marş yaptınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizinle birlikte de birçok sanatçı da marş yaptı. Sizinki çok beğenildi. Diğer sanatçılarınkileri dinleme şansınız oldu mu? Beğendiğiniz marş var mıdır orada? Çok coşkulu bir konserdi. Her şeyin durumu söylemem lazım. 29 Ekim coşkusundan Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk çocuklarına yakışır bir eğlence muhakkak yaşanması gerekiyor diye düşünenlerden. Hani engellemeler, işte yasaklamalar, program değiştirmeler vesaireler, bütün problemler yaşadık ama sonuçta harika bir konser oldu. 29 Ekim Cumhuriyet coşkusuna yakışır bir konser İzmir'de müthiş bir gece yaşadık. Benim için de çok heyecanlı bir andı. Çünkü ilk kez ikinci yüzyıl şarkıyı İzmir'de söyledim. İnsanların tepkisi, heyecanı gözlerimi doyuruyordu. Gerçekten çok keyifli bir anlardı. Diğer arkadaşlarımın yaptığı bütün marşları dinledim. Ben çünkü zaten hem konuyla ilgili hem benim dediğim ya, mesleki deformasyon. Her şeyi dinledim. Hepsi de çok hoşuma gitti. Her şeyden önemlisi böyle bir şeyin bizleri harekete geçirmiş olması çok kıymetli. Hiçbir şey yapmayalım. Tarihe bir iz bırakmayalım. Burada bir anımız olmasın diye düşünmeyen gençlik çaba sarf eden yüzlerce müzisyen arkadaşım. Çünkü popüler olanlar öne çıkmış olabilir ama aslında yüzlerce müzisyen, yüzlerce besteci bu iş, bu anlamlı bir için işler yapmışlar. Bilimciler aynı şekilde, reklamcılar aynı şekilde. Ve 100. yıla yakışır bir şekilde kutlamalarımız, şarkılarımız, marşlarımız, konserlerimizle başladı. 100 yıl böyle devam edecek. Devam etsin diyoruz efendim. Milli takım da gruplardan lider olarak çıktı. Şimdi Kenan Doğulu bir marş yapar mı? Çünkü Kenan Doğulu yapınca, Tarkan yapınca o milli duyguları hissettirme şeysi çok daha farklı oluyor ve ömürlük oluyor. Çok bir marş gelir mi? Ama sürekli marş mı yapacağız? öyle bir teknik gelirse... Başarılar gel olsun. Başarı olsun ki marş. Sonuçta şarkı yapmak olayımız hep aşk. İki aşkı da olur. Bayrak aşkı da olur. Romantik bir aşk da olur. Aşkla ilgili her şey için her zaman şarkı yapmaya hazırız. Görev düşerse üstümüzde de heyecanla yaparız. Ben çok iyi bir futbol izleyicisi olduğum için şu andaki jenerasyonun bir jenerasyonu heyecanlı da farklı. Hatta özellikle Kenan diye bir futbolcu çıktı benim için çok değişik bir duygu. Çünkü çok fazla Kenan yok biliyorsun yeni nesilde. Kenan Yıldızcı, Yıldızcı'na da başarılar diliyorum. Bütün takıma başarılar diliyorum. Şahane işler ediyorum. Onlara çok güveniyorum. Gidebilirsem de gideceğim marşlara. İnşallah. İnşallah hep marş yaparsınız, siz şarkı yapamazsınız. Biz o başarıları hep elde edelim efendim. Çok teşekkür ederim. Başarı olduktan sonra zaten benim marşım ona fikir olayım. İşlerimizde gurur duymasınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
sahnelerine yansıtmak istiyoruz. Sporcularımızın başlarından özellikle voleybol kızlarımızı buradan es geçmek mümkün. Başarılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.